Ne akıllı le, alttan girdi ya içeri. Baba baba. Aslan gel. Sormana gerek yok, alabilirsin. Alice, boncuktan birer tane alalım işlerden. Erkeklerden ne? O zaman eniklerden alalım. Farklı kanatları. O şeyden. Pusattan. Ondan sonra pusat var, aslan hem var. Pusat bir de ama tüylü çıktı bak. Onun Alice babası daha cıbır. Polat artık 15 yaşını geçtiydi. O da 14-15 yaşında. Polat'la aynı kardeşlerdi zaten. Şurada boncuk var. O farklı bir kanatlı boncuk. Bu Polat'la Memati'nin hakkından değil. Onun anne benden, baba İsmailer'den geliyor onun. Ondan sonra bunlar var. Arif'in yavruları. Polat'ın torunları. 3 tane bunlar var. Ondan sonra Asya'nın, Asya nerede delikanlı çıktı? Anne tarafından var mı kan yakınlığı? Boncuklu Alice'in mi? Hepsinin arasında. Hocam mutlaka birbirlerine sürtünürler. Yani çok uzaktan da olsa, yani biz anne, aynı anne babadan eşleştirme yapmayız ama yani dayı, kuzen mutlaka sürtünür hocam bir yerinde. Ya, o yani böyle tamamen bağımsız. Bende bir tek az önce çıkarttığımız o köpek var. Ha. Ama onun anne babasını bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Ondan bilmediğim için şey etmiyorum. Onu bir arkadaşa almıştık. O arkadaşı almayınca bana kaldı o. Anlıyor musun? Bir tek onun anne babasını bilmiyorum ama bunların yedi ceplini biliyorum hepsini. Yani bir tek ondan vermek istemiyorum. O da ha değil diyemiyoruz Akbaş. Ama yani anne babayı bilmediğim için yanlış bir şey yapmayalım istiyor. Ama bunların hepsinin annesini, babasını, dedesini, dedesinin babasını, hepsini bildiğim köpekler hocam. Alice, boncuktan birer tane alalım işlerden. Erkeklerden ne? O zaman eniklerden alalım hocam. Farklı kanatları. O şeyden, pusattan. Ondan sonra pusat var, aslan hem var. Pusat bir de ama tüylü çıktı bak. Onun Alice babası daha cıbır. Normal tüylü. Bu tüylü. Mesela bu sene 100 tane yavru vardı hocam. 100 yavruda bir tane çıktı. Bunları ayırıyorum. Bir şey de var mesela. Geçen sene ben çıkan tek tüylü. Bak yatıyor. Ha, yatıyor orada. Aslan evet, diye. Evet. Benim bir de küçük kızım var Zeynep diye. O çok seviyor onları. O zaman Alice ile boncuktan başlayalım. Boncuklar sizde kayıtları var mı? Siz değil de uzak. En azından biliyorsak o da tabii şey yani. Bak, ötekinden mesela şunu biliyorum. Evet. Annesini babasını bilmiyorum. Evet. Ha ondan yavru aha aldım. Yavrularını biliyorum ama şimdi üstünü bilmiyorum da. Biz 4-5 bir kuşak, iki kuşak üstünü bilmediğimizde onu damızlık diye şey etmiyoruz hocam. Evet, sen doğrusun. Mati. Ya işte 3 nesil en az biliyorsak analizlerde aha de ona göre değerlendireceğiz. Hadi aynen, yeter ki bilelim. Uzak olsunlar. İllaki baksana, oluyor. Bir tane diş kalmadı abi. Aynen. O mu hocam? Bundan da. Erkek ya. Aman abi. Hala yok yok. Hala kızan peşinde erkek. Alice'den başlayalım. Hadi Alice olur. Boncuk. Ondan sonra abi şu şeylerden bir tane alalım. Şu dışarıda üç kardeşlerim. Ondan sonra bir de
tüllülerden ve şey şeylerden bir tane alalım. Bunlara şey gerek yok. Ağızlar. Ya ya onlar yok. Bir memati deli. Aynen. Memati'den de zaten çıkmıyor, uğraşmıyor. Ali. Neydi? Ben ondan kullandım. En son dektomas yaptım. Dektomasın biraz bir faydası şunun oldu. Şunun faydası oluyormuş abi. Ben geçenlerde bir Diyarbakır'a gönderdim. Harf olmuştu da. Bir de İzmir'de bir abim vardı. Ankara'dan bir akbaş getirmişti. Şu ilacı kullanmış. İğneneyi kullanmış. Ama fayda etmemiş. Bir saniye. Şurada vardı. Evet. Adı aklımda da şey demeyeceğim. Yalnız dektomas kullandım. İvomet kullandım. İvomek zaten bir şey için, yüz için. Dikromik. Dikromik var ya. Dikromik o da aynı. Bunu İvomek kullanmış, o geçirmeye başlamış. Aynı bu durumdayım. Bunlardaki kritik nokta şu, egzama da olsa, mantar da olsa tek bir sefer uygulama işe yaramaz. En az 15 gün, Hiç gün yaptım da 15 gün yapmadım hocam ya. Çünkü geçer gibi olur, bırakırsın günlerce tekrar aynı. Devam eder. Mantarsa da öyle. Alice kaç yaşındaydı? Abi 6 yaşında var mı abi? Alice 4. Kaç gözü yardımcı hala hırlıyor abi. Parçalamış kendini. Ya sen de biliyorsun onu işte o. Dijer'e ellettirmeyen o. Kuru bir ırk. Kızıyorum ona da. Geleyim abi, tüm mü bacağından? Vallahi yoğun tutar sanki. Damar yıktırır. Gel. Şuradan alabilirsen. Gel sen köpek pek güzel olmuş la. Sat. Tüylü müylü. Tüylü. Şşşt hayır. Kaç. Cineliği seni. Baksana pek yakışıklı lan. Dil dışarıdaydı ya. Küçükken. Resim çektiğinde. Böyle postu bir şey olacak abi belli. Önden şey yapsak. Şimdi gelin diye şey yaptık. Dışarıdaki de çok iyi yani. Nasıl ediyor aslan gibi. Evet. Sprey hiç sevmiyorlar ya. O mavi spreyden de nefret ediyorlar. Su seviyor ya ondan. Altı abi şuraya şey düşmüş. Yani iğnenin ucu da sucu galiba. Çavuş.
O da hamile ha. Eşekte. Ha. Olacak hocam. Bunun yaşı kaç hocam? Abi bu da 4 yaşında var. Kız boncuk. Sen video çekiyorsun değil mi? Hasan abi şunu al. Halif İslam devam edelim. Şunu yapıyorum. Ben gel bakalım. Bu tarafa mı hocam? Buradan mı? Valla nereden? Ha oradan. Yakalarsak. Oradan. Bir de diğer tarafa da bir. Lütfen gidelim. Gidelim. Serkan sen bu işi kavramışsın kuzum. Yanamam abi de. Aslan. Eski vampirlerden Serkan. Az daha yukarıdan alırsan. Geçen adamın biri köpeğini tutamıyor. Dedim ya. Kendi köpeğini değil mi? Kendi köpeğini. Bir acayip ya. Şu puşluk yapıyorum. Hani stop. Karşıya geçti ayarını bozuyor. Sat. Orada mı anlayacağım bu tarafa bakalım. Bu tarafa aşağı bakalım. Ve bu almaz ya. Bunun alacağımız o. İneğiyle mi alıyordu diğer veteriner hekim? Şey, intraket. İntraket dedi. Damlatıyordu. Şırınga var ya. Valla şırınga varsa... İğnesi varsa birkaç tane onunla şey yapabiliriz. Bakımını kaçırıyor. Sana zahmet getir. Ne akıllı le alttan girdi ya içeri. Baba baba. Aslan gel. Sormana gerek yok alabilirsin. Hocam getirir misin? Getir abi ya. Ne oluyor lan? Turamana şey yapıyor. Küçük başıyla diyor. Turamana dikiliyor. Gel bakayım gel bak bak ya. Hepsi de boncuk oluyor. Yok iğne vuracağım biliyorlar. Tuttum iğne vuruyor. Dur sakın. Oturun. Nasıl ya? Hadi arayana. Aman aferin gel. Bana git. Baba. Bu kaç arıyor abi? Koraman. Vay şeref ya. Git. Gel diğer taraftan ama. Heyecanlı erkek. Hadi. Soraman hayır. Git. Git. Niye vuruyorsun diye yüzüne bakıyor. Soraman git. Hadi. Daha ufak ya bilmiyor ki. Soraman. Niye vuruyorsun diye yüzüne bakıyor. Çok iyi lan kocaman ha. Evet. Güzel olmuş maşallah. Onlar dedim ya her dönemde bir iki tane çıkıyor öyle yavrum. Hep de bırakıyorum ama. Tamam. Ha, öyle önüne yatar ağzını yalarsın öyle işte. Soraman. Bak şimdi ha. Memati'ye bak. Reis şu tarafa gel. Toraman ortalığı karıştırıyor. Başında... Hayır. Şu ana kadar aldıklarımızdaki şey ne hocam? Sonuç yani çok bir benzerlik hepsi var. Hepsi beraber girecek. Yok daha hiç analizleri başlamadı. Yok daha gelmiyor hocam. Şöyle yapacağız. Bu. Hocam şimdi ya. Koca kurttu. Ümit Hoca yap dedi bana köpek pişemez hocam dedim bak. Ne yapacaksan söyle ben ona göre şey diyeyim.
Yumu tavuklarına bakacak. Lan bir at. Ellettirim sana Mehmet. Dedim ya hoca ben sana demedim mi? Bana söyle ne yapacaksın? Bak dengesiz. Ellettirim sana. Ya dedi böyle köpeğe götürüyorsun. Ya hoca ben sana söyledim ama. Geceme bak, şey duruşa bakar Hasan abi. Şey al köpeği gibi o da. Ferma verecek. İşte Mehmet ayrıl. Kağır çekenden atasın Memati. Kardeşi varmış. Şşt, hayır. Hayır. Gözüküyor. Hayır. Da. Hayır. Ben hayvan can derdinde. Sakalını alacağız ya bunu. Ne yap boncuk? Bulmaktım onu saralım içine. İstersen şöyle. Şimdi sen çek peçeteleri. Bu çıkışta ben alayım hocam. O kıl olduğu belli olsun onda da. O şeyler de buna saralım hocam. Dur. Dur hocam ben güzelce saralım. Yok bu kan da yeter de ne olur ne olmaz. Ya. Kılı da destek alalım yani. Bir şey değil. Bak hemen toraman burada. Tamam. Bunu yazayım gene üstüne. Ben boncuk Gürcantepe diye. Toraman tüylü ya. Ondan kolay olur olmaz. Dişi tüylüye giriyor. Bak şeyde onu kıskanıyor. Yok onun kızı. Boncuğun kızı, oğlu. Ayrıla, kotrada kırmızı indirdin sadece değil mi oğlum? Heh. Sen geldi şimdi. Ha, o zar sürüyordu. Muhteşem bir diş yapıları var yalnız. Çekebilir mi Hasan? Abi çok baba yiğit olmuş bu ya. Kalın kemikli falan baksana. Gözüme kocaman gözüktü valla. Şöyle bir ayrı sevimli oluyor ya. Hala şu bile ne güzel olmuş. 20 yaşına geldim ben. Kanamız var. Aynen hiç görünmüyor. Oradan ben şöyle bir temizleyeyim. Biraz daha yukarıdan atsam. Çekiyor la. Çeksin. Çekil. Oynas. Yok hiç böyle. Değişik. Ayakta dursa da mı rahat durur? Bu biraz ayakta zor durur hocam. Enik olduğu için. Ha.
Özellikle hemen yatar yatmaz çekip şu ön ayaktan iş edebilir misin hocam? Nasıl oraya bakacağız? Ön ayaktan daha şey oluyor. Burada daha köylü kısa değil mi hocam? Böyle yan yattım. Ne tarafından hocam hocam? Şuradan. Şu iç bacağını tut. Vallahi gördüğün hangisini görebilirsek ondan alırız. Şuradan alayım. Ben böyle kapıyı tutayım. Az da yukarıda mı? Dur. Tamam. Ya böyle yaparsan olma. Dur. Sıkıldı adam. Aynısı ama Polat'ın aynı. Benziyor değil mi? Tıpatıp bak. 3, 4, 8, 9 tane bıraktım bunlardan. Küller hariç ayıramazsın abi. Ben bile çok güzel ayırdım. Öyle de benziyorlar birbirlerine. Çık çık çık. Onur ne yapıyor buran? Garip gidiyor. Onur mu? Benim Gökhan abim onlar da şeyleri var ya. Köpek tüccarı diyor onlar. Aynen şeylerle uğraşıyor küçük, işte. Küçük var. Bahçede öbür beraberdik de. Geliyoruz. Ya şimdi bu da bu işlerde biliyor musun? Yani ticari kısımda birlik beraberliğine uğruyor. Birbirine alıp vermeyene. Onu bir çocuktu söyleyeyim ben. Desteğin var. Oğlum, onda da var akbaşlardan. Dedi. Oğlum ısır diyor. Hatta şu şey işte zıtbeli. Baba Polatlı. Bu Asena. Baba Polat. Anneler farklı. Babalar aynı. Aynı. Bu Polat. Bu da bir yaşında. Bu da bir yaşında. Abi başka Alice'den aldık. Asena'dan. İşte enikleri vermeye gittim mi? Gökhan dedi, abi dedi, Osman abi dedi bedava enik var. Bedava enik de atacağımış diyor ya. Hocam, bunun kanatlı benden komple bağımsız. Yani bu aldıklarının hiçbirinde yok. İsmailer diye bir arkadaş var. Ona da güzel. Onun da güzel. Gideceğimiz yerlerde de yok. Yok hiç alakası yok. Yani bu İsmail Sivrisar'da. Sivrisar'ın bir köyünde. O da eski akbaşcılardandır yani İsmail'le. Onun da soyu sopu belli. Soyu sopu belli, temizdir yani. Hüseyin abi de işler istemez sopet kalabalıklaşınca aile gengelim ve bir etraftan, eşler dosttan. Farklı kanatlı sokmazsak zaten hocam belli bir nesilden sonra ırklar küçülüyor. Ya bu insanlardaki gibi işte akraba evliliği arttığı zaman sakatlıklar da artıyor, hastalıklar da hocam artıyor. Hocam yine arkadan mı? Hocam bunu yalnız bu biraz şerp bizim. Aha ben tutacağım. Ağızlık vereyim mi? Yok ben tutacağım abi de. Sert belli. Vallahi ben pire yapıyor diye biz genelde tüysüzleri tercih ediyoruz. Ama tüysüz derken geçen mesela bir akbaş gördüm nasıl? Keçi tüyü gibi bu. Yani şu bizim çift katman dediğimiz bak mesela şundaki bak o şeyin yavruları onun yavruları. Tüylü tutan niye tutuyor? Yüksek kesimler, soğuk kesimler. Yağmurda hani daha iyi hocam çalışıyor. Bunlara nazaran çok sertler.
Mesela biz bu filmleri üretememizin bir tek sebebi mesela domuza ve yabana ilk önce bunlar gider hocam. İlk mesela bu uğur aslan daha kendi bacak kadar görebilirim ben. Çekmeye çektirdin abi. Yavrum ya. Hocam o da Asya. Ortaya attın abi. Son gün gitti ya, güne kadar davara gitti. En son şuraya yatmış, şurada ölmüş. Hatta ben böyle acaba hani boğuştu filan mı gibisine şey ettim, domuz filan mı kesici? O gün davara gitti, akşam yalını yedi, sabahleyin ölüsünü buldu. Son ana kadar şey ettim, görevini yaptı. Bak kuruyu görüyor musun hocam? He, sağdaki. He, canavarı ilk çıkan bak hocam. Nasıl bakıyor vallahi? Çağcır sesine. Oo, nasıl sese nasıl ayaklandı bak bak. Vallahi. İşte bak kuşunun enikler ne kadar ayaklı şeyler maşallah. Kan değişince şey diyor. Ha bak bunun da bir hattı, anne hattı benden gelir. İsmail'in erin türünün babasıyla benim koca kancık diyorum pamuğu eşleştirdik. İsmail'den ben bir tane dişi aldım. Tamam. Ben dedikine şey verdim, ifade verdim. Ceza gelsin çünkü şey demiyoruz. Şikayet edeni öğrenemiyoruz. Evet. 12 köpeği ne yapayım? 12 köpeği serbest geziyorlar dedim. Ya diyor ki komutanım ya öyle deme bak. Güzel abi diyor yani suç diyor bu diyor. Tamam kardeşim suç biliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Türk kahvesi Nescafe. Ne yapayım? Nescafe. Vallahi. Ha, ben sağ olun ben. Hangisi kolayınıza gelirse. Türk kahvesi. Fark etmez, Türk kahvesi. Aa, Türk kahvesi. Bundan sonra dedim sen yaz o yani. Başıboş 12 köpeğimle çiftliğinde koruma yapıyorum. Abi dedi şey yaz dedim ya. Karşının yanında da savcı bey varmıştı. O arkadaş diyor kendine çok güveniyor ama yakarım ben bunu. Ben dedim ki savcı bey yakın. Yakın diyor. Ben bu kim olduğunu öğreneyim şikayet edeyim. Hayır köpeklerin bir zararı olur. Eyvallah kardeşim. Bir çoluğu tutar, çocuğu tutar. Zaten biz çocuğa giden köpeği iyi saymayız. Yani ta çocukluğundan beri. Kadınar, atbaş, en azılısı bile çekmez. Mesela o sevdiğiniz delikancı cacardır biraz. Herkese de çekmez ama tuttu mu da iyi tutar. Yani. Hele bu şey, en son aldığımız hiç sessiz sedası diyor. Zaten ben tuttuğunu biliyorsun. Misir. Yok, misir. Ama işte üreteni şey diyorlar ya bu kadar köpek. Ya arkadaş ondan mı çıkacak, bundan mı çıkacak, onunla onu işleştir. Öldü mü yumakta? Yumak mı? Hı. Öldü ya iki kere. Hatta en son veteriner dedi Gecen abi uyutalım dedim. Uyutma dedim ya. Dik ölürse ölsün kalırsa kalsın dedim. Kaldı yine akıllanmadı yine gitti domuza yine gitti. Yine gitti ha. Ha. Bir de küçüklüğü ufak. Abi ufak ama mangal gibi yürek var köpek ya abi. Hı. Bak ondan önce vardı bir tane türü erkeği. O da aynı. Türleri çiftleştirince ne çıkıyor? Yine bir türü çıkıyor hocam. Yine aynı oranda mı çıkıyor? Yine aynı oranda çıkıyor. Yani geçen yaz mesela 100'e yakın yavru ürettim. Bir tane vardı. Hatta Altı abi onu çok sevdi. Dilini çıkarttı. Altı abi o türlü dedim. İyi dedi bu benim olsun dedim. Tamam olsun abi dedim. Ama dedim senin orada Altı abinin orada hastalık var. Ne verdiysen hep öldüler. Dedim aşılarını yapalım. Aşılarını yaptım. Bir tane verdi. Üçü de öldüler bende. Türlüler mi? Yok. Yok. Değil, normal. Normal. Kızıyorlar. Bana ne yazıyor bana? Baş. Yok. Şey istiyor. Peki. Sperm istiyorlar benden. Ha. Mesela Polat'la Memati'yi de benden çok istedi Amerikalılar. Vermiyor. Yok. Çok istedi. Ben de vermek taraftarıyım. Hatta en son o zaman manyak da bir para ha. O zaman da ticari hayatında böyle bir ceza yedik. Bundan 15-20 milyon önce 480 milyar muhasebeci bizim yeminli mali müşavirdeki koçan faturayı işlememiş. Yani şimdinin 5 trilyon 6 trilyon parası. Yani paraya da gerçekten ihtiyacım olduğu bir dönemde ki bunları o zaman vermemiştim. Hatta herkes bana delisin demişti. Ama tabii bazı mesela burada da var şimdi Poyraz, Ayaz. Bundan sonra onlar mesela bunları çok böyle tuttuğum özenle hatta Beytullah da derim. Sana bırakacağım en büyük mirasım bu iliklerdir derim. Yani. Çünkü ilk kez böyle artık yakaladım o kanatlarını mesela. Kopya üretim hepsi birbirinin aynı. Şimdi bizde böyle istemediğimiz kafa yapısı, ayak yapısı. Oluyor. Olur mu olur hocam çıkar. Çıkıyor yani. Mutlaka çıkar. Böyle, ama belli bir zamandan sonra kanatlarını da böyle hep birbirleriyle kardeşlendirmezseniz hocam çok fazla.
Çok fazla kardeşlendirdiğinde işte dil bağı oluyor. Ondan sonra... Akbaş'ta çıkıyor mu dil bağı? Dil bağı çıkıyor. 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 Kardeşlenmeden dolayı çıkıyor. Mesela benim geçen dönem verdiğim yavrulardan birinde çıktı. Şeyde de vardı, Asena'da da vardı ben de ölende. Ha sen de ölende de vardı değil mi? Ölende de vardı. Yani fazla kardeşlendi mi de o oluyor. Ama fazla kardeşlendirmeden eğer kanatlığını yani bildiğin diğer bir kanatlığıyla birleştiğinde hem bir tık yükseliyor. Boy, post, endam, ayak yapısı, kafa yapıları falan daha düzgünleşiyor. Karakter, bunların karakterleri 10 numara gördüğüm kadarıyla. Ha tabii bu da yakalamak çok uzun bir süreç. Yani 47 yaşındayım, 7 yaşında kendim bile, 40 senedir mesela akbaşın içini, ondan o bundan bu, bazen çok güzel köpeklerimiz oluyor, yabanda kaybediyoruz onları. İşte böyle mesela Oğuz abiye şu pusatı vermek isteyişimin en büyük sebebi oydu. Türlüleri hep istemişimdir, özenmişimdir, hiç üretememişimdir yıllardır. Çok sert oluyorlar böyle. Mutlaka yabanda kendini vurdurtturuyor. Şey domuza. Kaç şey atıyor ya. Bilbağ olanlardan da bir ara gelip bir kanılmak isterim ya. Çünkü biz kangallarda çalışıyoruz dilbağını. Onun da genini bakıyoruz. Belli değil şu anda. İnsanlarda da görülüyor. Onun da geni belli değil. Belli değil. Başka da hocam pek bir türde yok. Dilbağ dediğiniz ne? Dilin altında. Dilin altında. Dilin altında oluyor. Dilini dışarı çıkaramıyor. Çıkaramıyor. Su içemiyor hala. Su içemiyor. Şeye, davara gidemiyor. Şeye gidemiyor. Yoruluyor çabuk. Çünkü dil çıkarıp. Araretini atamıyor. Çıkarak atıyor ya. Açıyorlar neşterle veteriner işte. Açıveriyor. Annesi hangisiydi Altı abi hatırlamıyorum. Asena mı? Valla bilmiyorum ki. Orhan'a verdi dedim. Orhan'a verdi. Çok güzel. Bunun yavruların babası. Canım ciğerim bir köpek ama Yunanistan'da bir arkadaş var İrfan diye. Bu kanatlığını bozmamış. Yıllardır elinde güzel bir kanatlı. Çocuk da benden bir iki kere kanatlığı için köpek aldı. Ta Yunanistan'a gönderdi. Çok Türk güzel. Çocuk İrfan diye. Çok güzel köpekleri var. Yani ben şu anda Türkiye'de yoktur onun üstüne köpekleri. Yok yok. Yok. Türkiye'de yok mesela. Benim şu anda kanatlığı alıp böyle içime sokabileceğim bir İsmail'er var. Bildiğim. İşte Serkan'dan var biraz. Altı abim var. Onun haricinde böyle başka bir kanatlı yok. Ama İrfan'da yani gözüm kapalı böyle girebilecek. Erkeğimi gönderdim. Dedim ki seni dişilerle eşleştir. Bana ondan iki erkek veya iki dişi. Bir dişi gönderdim Sultan diye. Onu da dedim senin erkeklerle eşleştir. Ondan da bana bir dişi bir şey... Bir erkek bir dişi gönder. Yani niye? Ondan gelen hatlarla çünkü bu hatlardan sonra benim de birleştirebileceğim yok artık. Ya. Kardeşlendi belli bir zamandan sonra. Ondan sonra dil bağlıyor. İşte ayaklar bozuk basarlarda çıkıyor. Basarlarda sıkıntı oluyor. İşte kuyruğu tam kıvırmıyor. Kuyruk çıkışları falan düzgün çıkmıyor. O yüzden belli bir zamandan sonra şey diyoruz hocam. Bildiğimiz. Mesela şimdi İrfan'dan nasipse gelirse... Sözünü kestim. Karakter şey olarak da Osman'ın, Rasim'in şeyler varmıştı İrfan'la konuşmamızda. Senin özellikle senin köpeklerin karakterini daha şey gibi. Ben çünkü sordum yani. Şimdi üçümüzün de köpeklerin zaten birbirleriyle uzaktan da olsa bir bağlantıları var ya. Sordum. Hani Rasim'den de katmış. İşte Osman'ın da katmış. Senin de katmış. Ama senin köpeklerin özellikle daha çok beğeniyor yani. İrfan'ın mı? He İrfan. İrfan'da Rasim'in yok herhalde bildiğim kadarıyla. Varmış var. Tabii ilk başlarda herhalde Osman'la Rasim'den İsmail'den var galiba. Rasim'den varmış yani. Rasim'den. Yok yok Rasim'den yok. Osman'dan vardı da yok. O Bursa'da bu yine şeyden İsmail'den gitme. Ertan'ın köpekler mi? Yok yok. Özellikle çok iyi biliyorum ya. Osman'ın da şeyin de. Osman'ın belki çok Rasim'in eski. De. Hatlarından... İlk Osman'dan şey yapmış zaten herhalde. Sen falan yokken Osman'dan şey yapmış. Bursa'dan aldım. Ondan sonra Rasim herhalde sana ama senin köpekleri özellikle beğeniyor yani şey karakter olarak şey olarak. Ben sordum yani hangilerinin daha iyi beğeniyor. Yok ya köpek keçi parçalamışlar. Bize o da önemli. Yani şimdi, koyun içinden gitti o. Her şey var. Ben mesela hocam Gökhan diye bir çocuk var. Kırda hayvanı saldı. Başını bekler. Ondan bir yavru İrfan'a gönder. Keçi molakladı. Aç susuz. Orada iki gün, üç gün yatar bırakmaz başını. Bölüntüm var. Mesela bölüntüyü şeydir. Hatta Macaristan'da seminerde İlker hocam kullanmıştı videoları. Oyun başını bekliyordu köpek. Videoları var öyle. İrfan'ı keçi parçalamış. İstanbul'da bir seminere gittik. Kangal seçimi. Yeni yeni doğan yavruyum. Yeni doğan yavruyum. Hocam ben kangalcı değilim. Ne yapacağım yeşilde? Ya ille bir gel.
Gittik işte kangalcıların ilk seferinde ya dedi aramızda bir arkadaş var kendisi kangalcı değil akbaşçı ama siz kangalcılar hepiniz almış başını boy postlarından gidiyor. Bir tanemiz de ben bu kangalı bunun için beslerim diye. Ya şu kapıdan atlamıştı değil mi? Sanki öyle bir video atıldı. Evet evet. Dişiye dikkat edin ya. O dişiye dikkat edin ya. Sen ne güzel olmuşsun be. Dişi kaç aylık hocam? Ha? Dişi kaç aylık? Dişi 4 yaşında. 4 yaşında. Tabii. Hey, dişi 4 yaşında. Bu 2 yaşını geçti. Bu da tam bugün 8 aylık. Bu kimlerden yani? Ben bunu bileşikten getirdim. Bu da çok güzel, babası falan harika abi, çok güzel. Babasını falan mahkemelik olmuşlar köpekleri boğduğu için. He. Bir kafa var köpekte böyle, yani şey çok güzel bir şey var. Rasmi köpeklere var. Bağlamışlar. Biz bakamıyoruz fazla yani bak, şeye de gelemiyoruz ya. Dün gittim, gelemedim mi şimdi? Yallık alayım da. Hı-hı. Yallık aldım, ekmek aldım. Şu her şey olması aldım. Gerektiği gibi. İki tane enik dedi, gene enik dedi. Gene mi? Bir de bir dişi, bir erkek, bir ay önce falan. İkisi de öldüler, şey yaptı. Üstlerini ya şey yapmış. Hı-hı. Yine... Ölü müydü gene? Bilmiyorum abi, ben görmedim, şey yapmadım. Bu ne yemesi? Abi böyle çıktı. Kimler? Bunlardan mı? Abi bunlardan. Bunlardan bu kaç yavru? Kaç yavru? Abi tam 8 tane. Bugün tam 8 tane. İkisi de tüylüydü. İkisi de tüylüydü. Allah! Ay yavrusu maçak taktı be. Çok güzel ya. İki abi tülü kadar sevdim ya. Çok güzel ya. Değil mi? Şey çok şey taktı. Çok güzel. Bunu salayım istersen bir bakayım. Hay Allah bırak. Bırak. Hala dur buna bırak. Bunlar var ya. Hayret ya, bu ikisinden böyle yavru çıksın. Ama tüylülük anneden geliyor gibi abi. Ha? Tüylülük biraz anneden geliyor gibi. Valla annenin... Yok onun da şeyi... annesi babası şey. Ya şimdi gene geçmişe geçmişe dayanıyor. Tüylü mü? Yok. Değil. Böyle geçmişe dayanıyor. Annesi babası belli mi? Bunu da belli, bunu da değil. Yani bunun... Büyük babası. Ha, onu bilmiyorum. Ha. Ya geçmişe dönüyor. Yedi göbek öteye veriyor. Verebilir yani. Evet. Ha, o olabilir evet. Şey yapabilir. Evet. Çok ilginç geldi bana da ikisi de. Ama çok şey oldu. Çok şey, sevimli oldu yani. Koyun var mı abi? Koyun. Ya bir iki kaldı. Bir 40 kadar falan vardı. Birine kattık. Ya bizim kayınpeder hasta biraz. Alzheimer. Kayınvalideye kaldık. İşte bir iki kuzu var. Onları bıraktık. Şey yok yani şeye gitmiyorlar, sürüye gitmiyorlar herhalde. En son 2 hafta önce ben geldiğimde katmamıştık, çıkarttık sürüye sürü şiş köpeği şey. Özellikle bu şiş bu. Köpeği. Yani bunu, yavrum benim. Bunlar ne var ya. Ya çok tatlıymış gibi ya. Yavrum benim. Abi dişimin de. İstihar etmiyorum ben. Hayır dur gel. Sen burada benim var. Seni ben bağlayayım. Yok ya yırtılmaz. Evet bak. Şşşt, seni bağlayayım bak sen yoksa. Sen var ya yoksa. Durdurmadım. Sen var ya çok yaramazsın sen. Değişik ya. Tüyüm. Tüyüm abi, tüyüm abi. Onlar öldü, ne öldü? Değişik geliyor ona şimdi. Aslan gibi, beyaz ağzı. Aslan. Beyaz aslan gibi de. Ha oradan abi. Ağustos doğumlu şey enik. Tam bugün tam 8 ay oldu. Şeytan gel. Değişik ya. Ay dur. Gel. Ben onu çekeyim bir tane. Gel. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel ben de oynayayım. Gel. Gel sen ben de oynayayım. Gel. Arkadaşlarla alalım. Çık. Çıkın. Çıkın sen. Hayır gel.
Dur ya. Yetişemiyor oraya. Dur. Tamam. Bir şey yok. Tamam bir şey yok. Yere bassın ya. Rahat eder. Bir şey yok. Baba kısırıyor. Lan işte öldün. Onu sevmedi yapıyor herhalde. Serseri ya. Serseri misin lan sen? Serseri misin? Dur dişlere bakalım dişlere. Oo, dişlere bak. Kurt musun köpek misin sen? Bir söyle bakayım bana be. Ha? Kurt musun köpek misin sen? Bir söyle lan. Dur. Sen nesin? Dur. Kurt musun? Kuzum dur. Ha? Kuzum. Kurt musun köpek misin? Bir söyle bana. Eskiden vardı abi bizim köyde. Tüylüler değil mi? Tüylülerden çok güzellerdi ama böyle var. Heybetliler de hepsi de var ya. Bizim yoktu da tüylü. Durduğu zaman tepkik aynen. Evet, şey yapalım da. Dur. Dur. Tamam. Önde tamam. Ben sağlam tutuyorum. Yani öne sıkıntı yok. Arkaya biraz güçlü basıyor. Basıyor da önden hiç şey yapamıyorum ya. Allah'ım. Dur. Dur. Tamam. Bitti. Bal gözlü müsün sen? Bitti. Bal gözlü müsün sen? Hemen öğren bunu şöyle. Bal gözlü müsün sen? Hasan abi sen. Aldım. Bal gözlü müsün sen? Bal. Hadi. Bal gözlü müsün sen? Bal. Çikilsin. Çok çikilsin. Biliyor musun sen? Çok çikilsin sen. Islak burun. Benim ısıracağım. Islak burun seni. Senin ıslak burun seni. Ha. Aynen. Bir şey öldü yani. Aynen. Çekeriz bundan sonra şey yaparız. Ah. Erkek köpek biraz daha ağır başlı oluyor ya, böyle sakin. Ağır başlı. Sağ ol. Umazdım. Benlikler önünden şeyini yer hiçbir şey demezdi. Ama dışarıda da şey. Bence. Öyle olması daha iyi zaten abi. Bence de iyi. Dışarıya sert olsun. Çikilsin sen. Çikilsin sen. Çikil.
Rusya'dan o neydi o alabay, alabaylara benzeyen şeyler var. Alamadım. Alamadım valla. Koçum. Erkekten alsak ondan, enikten. Olur mu? Ama aynı şey. Geç o dişinin bağlantısı oluyor. Hmm. Kılın alsak daha iyi. Öyle mi? Onu ha. Ayrana kadar. Ha. Kılın alsak çok daha iyi. İşte. Kitle dur geliyor. Bunu çift tırnaklı olduğunda nasıl alalım? Alalım mı? Ben normalde bilmiyorum seni nasıl bakıyorsunuz ama çift tırnaklı istenmeyen bir özellik olarak. Öyle mi? Mesela karda da çift tırnak batmıyor diye karlı bölgede de çift tırnak tercih ediyorlar. Çok karda batmıyormuş çift tırnak. Evet. Hayır bu senin şey yaptı.